Meltem'in duymasını özellikle istemiyorum, tamam mı? Tabii canım, biz elimizden geleni yapıyoruz. Herkes elinden geleni yapıyor. Yok canım, ben mücadeleyi bırakır mıyım? Ben taş fırın erkeğim oğlum. Tamam Saadettin abi. Tamam. Görüşürüz sonra. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Ne oldu Haluk? Saadettin abi ya. Bu saatte aramaz, önemli bir şey mi olmuş? Yok ya, her zamanki gibi yani. Geçen gün de böyle kahvaltıdayken aramıştı ya, hani mutfağa gidip konuştum. Haluk'cum, o senin Sultan Hanım'dan gizli sucuklu yumurta yeme taktiğinde. Yani herkesten kaçar ama benden kaçmaz. Meltem Hanım kül yutmaz Haluk Bey. Tamam hadi, dırıldanmayın. Hadi sofrayı kurun. Kurt gibi açım hadi. Tamam da sofra zaten kuruldu. Şurada iki tane de şey koyacağız üstüne. Sonuçta misafirlerimizi bekliyoruz. Rıza Bey gelecek, Sultan Hanım gelecek. Kalkarsız Timay ve Havuç Bey'den de ses seda yok. Ayrıca dedem de gelecekmiş baba. Oho, biz herkesi beklersek aç kalırız. Ne yapalım canım, Allah Allah. İnsanları kahvaltıya davet ettik, hiç beklemeden olur mu? Maşallah. Gelenimiz gidenimiz eksik olmuyor. Aman aman, eksik olmasın zaten. Ben kalabalık sofraları severim. Ben de çok severim. De zamanında gelseler. Emineciğim, şimdi herkesi beklersek Zeynep servise geç kalırsa sen ona önceden kahvaltısını verir misin? Tabii tabii, hazırladım ben zaten. Masaya. Hadi götürüyorum hemen. Heh. Otur otur otur. Günaydın. Günaydın çocuğum. Günaydın. Biz de tam birlikte kahvaltı hazırlıyorduk. Of ya, yanlış zamanlama. Ben de hazırlamanız bitmişti diye düşünmüştüm. Görüyor musun ulan? Beyefendi salona teşrif etmek için bizim kahvaltıyı hazırlamamızı bekliyor. Çok yaşa gönül, çok yaşa bir tanem. Hep beraber, hep görün, beraber. Görün aramızdaki, iki çocuk arasındaki farkı görün. Ama kalbin temizmiş gönül. Vallahi bak, ben burada söylüyorum yani. Ben de diyorum şimdi Orçun gelse de yumurtaları kırsa, şöyle bir çırpsa diyordum yani. Hayat değilim suna. Ya ben ne anlarım yumurta kırmaktan ya? Çok kolay oğlum, ben gösteririm. Sen yumurta biri vuruyorsun. Böyle açıyorsun. Değil mi? Hayatta yapamam. Annem yapsın. Oğlum nasıl yapayım ben? Görmüyor musun? Hapşırıp duruyorum. Aa. Of ya. Mesaj geldi. Hadi. Al. Aa. Ne oldu gönül? Gönül, bir şey mi oldu? Baba sakin ol. Gönül bir şey. Sakin ol. İnanmıyorum diyorsun. Ama dur, dur. Güzel bir inanmama bu. Merveciğim, sen okulda şarkı mı söyleyeceksin? Ha, evet. Nasıl yani? Sen okulda şarkı söyleyeceksin, bizim haberimiz yok mu yani bundan? Yani bir ara haber veririm diye düşündüm. Öyle çok önemli bir şey değil. Daha ne olsun? Ya da daha ne olsun? Ya affedersin Merve, daha ne olsun yani? Okulda şarkı söyleyeceksin ve bizim bundan haberimiz yok. Böyle bir şey olabilir mi Gönül ya? Ya bir hafta sonra var öyle bir şey de. Abartma lütfen. Ama baban abartmıyor Merveciğim. Aa, biz de hazırlanalım şey. Meltemlere de haber vereyim. Onlar da gelsinler. Önemli bir şey bu. Annene de söyle. O da mutlaka gelsin Gönül. Herhalde Tuna. Sertaç kalk. Kalk, çabuk gitmemiz lazım. Nereye gidiyoruz hayatım? Menemenim daha yeni geldi. Aşkım, Merve'nin okulundan mesaj geldi. Benim bebeğim sahneye çıkacakmış, şarkı söyleyecekmiş. Hadi kalk, alışveriş yapmamız lazım. Hayatım, kızım sahneye çıkıyorsa biz niye alışverişe gidiyoruz anlamadım yani. Sertaç, benim bebeğim bir star oluyor. Ben de star anası oluyorum. Doğal olarak çok tarz bir şey giymem lazım. Ve okuldaki en güzel anne ben olmam lazım. Hayatım, Merve sahneye çıkıp şarkı söyleyecek. Sen söylemeyeceksin ki. Yalnız iyi ki Merve sahneye çıkıyor. Sen çıksaydın salonda bir kişi kalmazdı hayatım. Sen yani bana sesin kötü mü demek istedin? Ne yapayım hayatım? Yalan mı söyleyeyim? Sesin kötü. Merve sana çekmemiş bu konuda. Sertaç! Bağırma hayatım. Bak insanlar sesinden rahatsız oldu. Bakma öyle hayatım. Yalan mı söyleyeyim? Of, of. İrem birazdan burada olacak. Ben ne yapacağım İsmail Bey? Ya Uşan, bana ne soruyorsun? Ben nereden bileyim senin ne yapacağını? Ya ama düşünün biraz İsmail Bey. Yani benim İrem gelmeden bir çare bulmam lazım. Uşan, ben ne düşüneyim? Benim derdim başımdan aşmış. Ne demişler? Kelin ilacı olsa kendi başına su. Baksana benim halim Uşan. Aytan'ımla aramız limoni. İsmail Bey, bakın siz şimdi bu İrem konusunda bana yardımcı olun. Ben de sizin Aytan Hanım'la aranıza bir çare bulayım ha. Bekle, tamam Uşan. Ama ne yapacağım Diyonibada? Ne istiyorsun benden? Ya şimdi İsmail Bey, İrem biraz sonra gelecek ya. He. Siz şimdi onu oyalayabildiğiniz kadar oyalayın. Tamam, ben o arada zaman kazanayım. Ya Uşan,
O kolay, tamamdır. Biraz daha gelişti. Alo. Hayırdır, telefonun hiç elinden düşmüyor bu sabah? Hayda. Telefona baksak suç, bakmasak suç. Bakmazsam niye bakmıyorsun diye fırça yiyoruz. Bakarsam niye bakıyorsun diye fırça yiyoruz. Sana da yaranılmıyor ha. Haluk'cum, ben seni aradığım zaman ulaşamazsam, mesajlarıma cevap vermezsen tabii ki seni merak ederim, endişelenirim. Dolayısıyla da niye telefonuna bakmıyorsun diye sorarım. Ama bugün biraz fazla telefonla aşırı neşir oldum. Bu da benim dikkatimi çekti. Gayet normal bir soru sordum. Niye böyle aşırı tepki veriyorsun? Ben aşırı tepkiler falan vermiyorum. Yani sen de telefondasın bir kere. Allah Allah. Evet, bakıyorum kim ne yapmış diye bir şöyle günaydın. Sanki gizli kapaklı işler çeviriyoruz. Bugün de telefonunla çok aşırı neşirsin. Öyle. Yarası olan Gocunur Meltem Hanım. Yani baksanıza böyle sanki gizli kapaklı bir şeyler çeviriyormuş gibi. Vallahi burnuma böyle gizemli kokular geliyor. Baba baba baba. Emine Hanım'a bakın hele. Burnuna gizemli kokular geliyormuş. Benim de burnuma bazı kokular geliyor. Bir git bak bakalım. Fırındaki börek yandı mı acaba? Ya ne oluyor? Ya bir şey olduğu yok ya. Saadettin abi. Biliyorsun işte, yani arıyor arada. İşle ilgili bir şeyler soruyor. Saadettin abi. Evet. Siz onu bunu boş verin de hadi kahvaltıyı getirsenize. Yani öleceğim açlıktan. Gene böyle kolumu yalamaya başladım biraz önce. Haluk'cum, misafirlerimizi bekliyoruz. Zeynep'cim, bitti mi kahvaltı? Şu şeyi falan da, havucu Sima'yı da arayın da gelsinler bir an önce ya, hadi. Haluk'cum, bir saat verdik insanlara, gelecekler işte. Hadi sen arada Zeynep'i şey indir, servise indir de vakit geçsin sana. Hadi. Emine! Bak şimdi, bitti mi Zeynep'cim kahvaltı? Haluk, bitmiş mi mutfaba? Bitti, bitti. Bir iki parça bir şey kaldı. Bu mu bitti? Daha peynirler duruyor. Hadi, hadi, hadi kızım, hadi kızım. Hadi, hadi bir tanem, hadi. Ne de gelemedi. Hadi. Ne istiyorsun Emine'den? Bir götürüver işte. Tamam, hadi kızım. Dur, dur, gel, dur. Şunu, 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 şunu. Tabii, tabii, onu yemez. Tamam, bir tane peynir kalmasın. Hadi, hadi koş. Hadi, 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 hadi. İyi okullar, iyi okullar, iyi okullar, iyi okullar. Şimdi sen ne yapacaksın? Onca, ben seni bekliyoruz oğlum. Gelelim Tuna abi. Ne yapacaksın şimdi? Bilmiyorum ki. Of. Vallahi bu sefer seni ben bile kurtaramam. Söyleyeyim. Aa, öyle mi? Zaten her zaman beni sen kurtarırsın da şimdi kurtaramıyor gibi konuşuyorsun. Çok enteresan. Ya bence açık açık söyle. Ya nasıl söyleyeyim böyle bir şey ya? Çok üzülürler. Yapacak bir şey yok. Zaten öğrenecekler yani. Saklayamazsın böyle bir şey.